Arkadaşlar selamlar ben Sercan. Güneş bugün 10 dakika içerisinde hazırlayıp fırına verebileceğimiz bir yemek tarifi göstereceğim. Tavuk tabii ki donmuş bir tavuk arkadaşlar tavuğu rendeliyorum. Ben 1 adet tavuk göğsü kullandım fakat sizler bu sayıyı arttırabilirsiniz. Rendelemiş olduğum tavuk parçalarını büyük bir karıştırma kabının içerisine koyalım. Bu arada sadece göğüs eti kullanabilirsiniz diye bir şey yok arkadaşlar. Donmuş ve sert olduktan sonra tavuğun istediğiniz bölgesini kullanabilirsiniz. 2 adet patatesi soyuyorum. Kullandığım patatesler küçük değil arkadaşlar. Eğer elinizdekiler ufaksa 3-4 adet patates kullanabilirsiniz. Aynı şekilde patatesleri rendeleyelim. Kullandığım tüm malzemeleri ve ölçüleri yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. O kısma yazdım bakmayı unutmayın. Bu arada videoyu yararlı bulduysan videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarını yazmayı unutma. Yaptığınız her geri dönüş benim için gerçekten çok değerli. Rendeleme işlemi bittikten sonra süzgeç yardımı ile patateslerin suyunu sıkalım. Bu işlemi yapmazsak eğer yemeğimiz cıvık olacaktır. Cıvık olmasını istemediğimiz için bu işlemi asla atlamayalım. Çıkan suyu görüyorsunuz arkadaşlar. Nişastası bile bu şekilde çıkacaktır. Karıştırma kabımıza rendelemiş olduğumuz patatesleri de ekleyelim. Yumurta, un, sıvı yağ ve baharatları ekliyorum. Eğer tavuk ve patatesi fazla kullanmak isterseniz bu malzemeleri de çoğaltmanız gerektiğini unutmayın arkadaşlar. Elimizle güzelce karıştıralım, kıvamını göstereceğim. Kıvamı bu şekilde olmalı. 100 gram kadar kaşar peyniri rendeliyorum. Borcamın tabanını ve kenarlarını mutlaka yağlayın. Harcımızın yarısını tabana ekliyorum. Spatula yardımı ile düz bir şekle getirin. Arasına rendelemiş olduğumuz kaşar peynirinden koyup üzerine tekrar kapatacağız. Dediğim gibi üzerine kalan harç ile kapatalım. Üzerine kaşar peyniri ekleyeceğiz fakat hemen değil. Önce fırında 15 dakika pişireceğim. Ardından fırından çıkarıp kaşar peynirini ekleyeceğim ve tekrar fırına göndereceğim. Spatulayla düzelttikten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirelim. Arkadaşlar ufak bir bilgilendirme şu an izlediğiniz tarif videosu gibi yüzlercesi Instagram hesabımda mevcut. Instagram kullanıcı adım şu an ekranda yazıyor ayrıca yorumlar kısmına da linkini bıraktım kolaylıkla ulaşabilirsiniz takip etmeyi unutmayın teşekkür ederim. 15 dakika geçti fırından aldım üzerine kaşar peynirini ekleyip fırına göndereceğim. Bu kısımda fırının derecesini 220 dereceye kadar çıkarabilirsiniz arkadaşlar nar gibi kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Yemeğim hazır gerçekten nar gibi de kızardı. Aşırı pratik bir tarif mutlaka deneyin vaktinizin olmadığında tavuklarınızı buzluktan çıkarmayı unuttuğunuzda kurtarıcı bir yemek olabilir. Farklı tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.